7 Haziran seçimleri sürecinde paralel işbirliği yaptı CHP. Paralel yapının gösterdiği doğrultuda HDP ile sıkı bir işbirliğine girmişti. Hatta CHP yönetiminden bazı isimler HDP'ye oy verdiğini söylemişti açık açık. Birlikte iyi sağladık diye düşünüyorum. Cemaatle ittifak yaptı. 1 Kasım seçimleri sonrası ise tamamen HDP çizgisine kaydı CHP. Terör operasyonlarına karşı duruşu bile HDP ile aynıydı CHP'nin. Hatta çukur kazanlara arkadaş diye seslenecek kadar ileri gitti Kılıçdaroğlu. Barikatları kuran arkadaşlara da öyle hendek çukur diye küçümsemeye çalışanlar da dönüp tarihe baksınlar. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na göre ise PYD bir terör örgütü değildi. Küresel bir vahşet örgütüne karşı korumaya çalışan bir örgüt yapılanma. CHP'li Tanrıkulu Türkiye'yi kana bulayan teröristleri bu şekilde savunmakta kalmadı. Bir diğer İstanbul Milletvekili Gamze İlgezli'yi de yanına alarak bir teröristin cenaze törenine katıldı. Aziz Güler de o teröristin adı. Çok değil, 3 ay önceydi. Teröristin cesedini Türkiye'ye getirilmesi için yoğun bir çaba sarf etti Tanrıkulu. Ardından da İstanbul'daki cenaze törenine saf tuttu İlgezli ile birlikte. CHP'li İlgezli o kadar üzülmüştü ki teröristin ölümüne gözyaşı döktü tabuta sarılarak. CHP lideri memnundu o görüntülerden ve HDP'den kopya çekerek sahneye koyduğu siyasetten. Ta ki CHP eski genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal konuşana kadar. Çünkü Baykal CHP'nin HDP'leştiğine dikkat çekti. Atatürk'ün partisinin getirdiği noktaya sert tepki gösterdi. Bazı arkadaşlarımız bu konuda çizgiyi böyle HDP çizgisine doğru taşıyan açılımlar içine girildi. Mesela şimdi bu son dönemde Güneydoğu'da terörle bir mücadele var. Şiddetle bir mücadele var. Yani ülkenin içinde kente, mahalleye yatak odasına yerleşmiş bir terör var. O yerleşik teröre göz yumamayız. Baykal CHP'nin girdiği HDP çizgisini eleştirmekle de yetinmedi. Kılıçdaroğlu'na karşı sözünü sakınmadı. Artık genel başkanlığı bırakması gerektiğini söyledi. Köklü bir değişime ihtiyaç olduğu açık. Parti kendisini yeniden şekillendirme ihtiyacıyla karşı karşıya. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bunun farkında olduğunu biliyor. Bu doğrultuda da en büyük görevin Sayın Kılıçdaroğlu'na düştüğü kanısındayım. CHP'yi HDP'nin uydusu haline getirmesine tepkiler arttı. Baykal da konuyu gündeme getirince paniğe kapıldı Kılıçdaroğlu. İlk kez HDP'yi eleştiren bir açıklama yaptı. CHP milletvekillerinin 3 ay önce terörist cenazelerine katılmasına tek kelime etmeyerek onaylayan Kılıçdaroğlu, HDP'li milletvekillerinin terörist cenazelerine katılmasını eleştirerek şaşkınlığa neden oldu. Teröre karşı bütün siyasi partilerin açık, net tutum takınması lazım. Terör konusunda hiçbir siyasi partinin farklı bir görüş beyan etmeye hakkı ve yetkisi yoktur. Özellikle parlamento çatısı altında olan bütün siyasal partilerin. Teröristin taziye çadırına gitmek doğru değildir ve bu ülkeye ihanettir. Asla kabul etmiyorum. Bu açıklamasıyla çukur siyasetine karşı olduğunu göstermek isteyen Kılıçdaroğlu'na çok kısa bir süre içinde terör örgütü PKK'dan ses geldi. Terör örgütünün sözde yöneticisi Mustafa Karasu, HDP çizgisindeki CHP'ye övgüler yağdırdı. Karasu, PKK medyasında Hüseyin Ali Mahlası'yla yazdığı köşesinden seslendi CHP'ye. AK Parti'ye karşı birlik çağrısı yaptı. Demokrasi bloku ve barış bloku, tüm demokrasi ve barış güçleri yanında CHP'den de önemli bir kesimi bu mücadelenin içine katarsa, AK Parti iktidarı kendine kaçacak yer bile bulamayabilir dedi Mustafa Karasu. Kılıçdaroğlu'nu cesaretlendirmek ister gibiydi PKK'lı Karasu bu mesajla. Teröre karşı bütün siyasi partilerin açık, net tutum takınması lazım. Terör konusunda hiçbir siyasi partinin farklı bir görüş beyan etmeye hakkı ve yetkisi yoktur. Özellikle parlamento çatısı altında olan bütün siyasal partilerin. Teröristin taziye çadırına gitmek doğru değildir ve bu ülkeye ihanettir. Asla kabul etmiyorum. Şimdi gözler yeniden Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu grup konuşmasında söylediği gibi terörist cenazesine katılan CHP'li milletvekillerine sizin bu tavrınız ülkeye ihanettir diyecek ve işlem yapacak mı? Çukur siyasetiyle CHP arasında kesin bir çizgi koyacak mı? Yoksa CHP'yi HDP güdümüne sürüklemeye devam mı edecek? Bunu zaman gösterecek. Birlikte iyi sağladık diye düşünüyorum.